Tabii ki hava soğuduğunda çoğunlukla bütün yani halk olarak bitki otuna yönelik. Yani en çok mesela tükettiğimiz ada çayı, ıhlamur, tarçın, zencefil, zerdeçal, kekik, dağ kekiği bizim buralarda en çok tüketilen yani bitkilerdir. Ve astım, bronşit, nefes darlığına da çok iyi geldiği için günümüzde devamlı kullanılır yani bunlar. Yani soğuk algınlığına en çok tercih edilen ada çayı, ıhlamur, bir de hatmi çiçeği. Polat şekeri var mesela. Polat şekeri ses tellerine, soğuk algınlığına, boğaz algılarına çok iyi gelir. Ondan sonra dağ kekiği öksürük olsun, nefes darlığı olsun, insanı ferahlatır, zihnini açar. Ada çayı olsun, nefes açıcıdır. Astım, bronşit, nefes darlığı için de kullanırlar. Yani bu türleri kullanırlar çoğunlukla. Tabii ki soğuk algınlığına karşı yani dikkat edeceğimiz, yani çok terleyip de soğuğa vermemek, bunlara dikkat edecek. Tabii günlük hayatımızda bitkileri kullanırsak kolay kolay bir vücut, yani vücut kuvvetli olur. Bağışıklık kuvvetli olduğu için kolay kolay hasta olmazdık. Evet, şu anda mevsimsel geçişlerden dolayı soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlar biraz had safhada. O yüzden biraz vatandaşların yoğun talebi var. Bu algınlığına karşı en çok ne tercih ediliyor? Ihlamur, ada çayı, kuşburnu, hibisküs, zerdeçal, zencefil ve bunların karışımından olan 12 çeşit bitkiden bizim karıştırmış olduğumuz bir kür var. Ona talep var. Yani özellikle bağışıklık sistemlerini yüksek tutmaları lazım. Hasta olmadan önce kullanmaları lazım ki ya vücudun direncini yükseltip hastalığa kolay kolay yakalanmamaları için. Son olarak eklemek istediğiniz şu an. Son olarak eklemek istediğim bir şey yani soğuk algınlığı yani özellikle rahatsız olmadan önce kullansalar bağışıklık sistemi yüksek olur. Vücut bir direnci yükselir. Yani kolay kolay rahatsızlanmazlar. Yani rahatsızlıktan sonra gelip kullanıyorlar. O zaman da biraz geç fayda görürler.